Değerli izleyenler, Öğle Ajansı'nda çok değerli bir konu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağolunuz, ayağınıza sağlık. Efendim, bugün Niğde'ye konuşacağız. Şimdi öncelikle sosyal belediyecilik anlayışıyla bir başlayalım. Kent genelinde ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Hangi projeler hali hazırda devam ediyor ve hangileri yolda? Merak ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Sosyal projeler tabii ki çok önem veriyoruz. Aslında biz çünkü gönül belediyeciliğine talip olmuştuk Niğde'de ve sağ olsun değerli hemşehrilerimiz bize bu görevi verdiler. Biz de mahcup olmamaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal anlamda Niğde'yi önce aslında kısaca Niğde'den bahsetmek lazım. Niğde hem tarım şehri hem de bir üniversite şehri. 30 bine yakın öğrencimiz var. Ömer Halis Demir Üniversitemiz var Niğde'mizde. Niğde gerçekten medeniyetlerin yaşatıldığı bir şehir. Geçmişi milattan önce 10 binli yıllara dayanıyor. Biz bu şehri gerçekten öncelikle koruyup ve gelecek nesillere aktaracak projeler üstünde çok çalışıyoruz. Biz hiçbir insanımızı yalnız ve açıkta bırakmıyoruz. Bırakmamaya da gayret ediyoruz. İnsanlarımız zaten hep bir aradayız. Birlikteyiz. Özellikle bu pandemi zamanından sosyal projeler dersek özellikle geçtiğimiz günlerde yaşadığımız pandemi maalesef ülkemizde ve dünyada çok zor geçti. Ama biz Niğde Belediyesi olarak hep hemşehrilerimizin yanında olmaya çalıştık. Hem önce esnafımıza, sağlık çalışanlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Onların yanında olduk. Yaklaşık olarak hem maddi olarak birçok hemşehrimize destekte, özellikle esnafımıza destekte bulunduk. Ve ne ihtiyaçları varsa, ne eksikleri varsa onların yanında olduk. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu pandemide şöyle bir söylemimiz vardı. Ne olduğu hiç önemli değil. Yeter ki ihtiyacınız olduğunu bizim belediyemize bildirin. Her konuda yanınızda olacağız dedik. Ve sosyal belediyecilik anlamında hemşehrilerimizin nerede ihtiyacı varsa, bu dükkan kirası da olabilir, su borcu da olabilir, elektrik borcu da olabilir. Yeter ki ihtiyacı olduğunu görelim. Her konuda onlara destek olduk, yanlarında olduk. Olmamız da gerekiyordu zaten. Aynı zamanda da sosyal belediyecilik anlamında, kültürel belediyecilik anlamında çok farklı projeler yaptık. Tabii bunlara pandemi biraz engel oldu ama böyle farklı etkinliklerle işte insanlarımıza da moral verecek işte bir sosyal mesafeye dayanarak böyle bir minderli sinema günleri yaptık. Arabalı konserler düzenledik insanlarımıza moral olsun bu pandemi zamanında diye. Hı hı. Böyle farklı etkinliklerle aslında pandemiyi en az hasarla diyelim geçirmeye çalıştık. İnsanlarımıza o günleri unutturmaya çalışıyoruz şu anda. Aslında en çok ihtiyacımız olan şeyler moral ve motivasyon bu dönemde. Efendim, şimdi biliyorsunuz Türkiye bir deprem ülkesi. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu konuda bilhassa önemli çalışmalar yürütüyor. Kent kent analizler yapılıyor. Ve dolayısıyla kentsel dönüşüm projeleri de son dönemde biliyorsunuz hız kazanmış durumda. Niğde'de durum nedir? Niğde'de aslında biz çok özel bir dönüşüm yapıyoruz. Bunun adını kentsel dönüşüm de demeyelim aslında. Şöyle diyelim biz Niğde için, Niğde özelinde söylüyorum. Niğde'nin tam kalbinde bir Niğde Kalesi var. Niğde'yi bilenler çok iyi bilecekler yeri. Tam Niğde'nin kalbinde, ortasında bir Niğde Kalemiz var. Biz burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte bir proje yürütüyoruz. TOKİ ile birlikte Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi. Yani biz burada Niğde'nin tarihini koruyacağız. Koruyarak yenileyeceğiz. Çevresindeki metruk binaları falan kaldıracağız inşallah ortadan. Ve Niğde'nin geçmişini, tarihini gelecek nesillere aktaracak çok özel bir proje yapıyoruz. Restorasyon çalışması mı olacak? Sadece restorasyon da değil, restorasyon da olacak. Tabii ki tescilli binaların hepsini koruyoruz. Bu alan çok özel bir alan. Sayısız Selçuklu eserleri var, Osmanlı eserleri var. Bunların hepsini koruyacağız. Bir kere restore edeceğiz, ayağa kaldıracağız. Hı hı. Tescilli binalarımız var, taş evlerimiz var Niğde mimarisinde. Bunların hepsini koruyacağız. Bunun yanında da bu evlerin arasında, bu tarihi eserlerin arasında maalesef metruh binalar vardı. Çünkü bu dediğimiz alan aslında birinci derece arkeolojik sit alanını barındıran, çevresinde de koruma alanı dediğimiz bir alandı. Böyle kolay kolay yapılaşmaya da izin verilmiyordu. Ve bundan dolayı da maalesef yıllar içerisinde böyle iyice metruh alanlar oluşmuştu. Metruh binalar oluşmuştu. Ve şehrimizin de ortasında kalmıştı. Hı-hı. Hemen yanında bir Perşembe pazarımız var ki Niğde'nin pazarı çok meşhurdur. İşte geçti Borun pazarı Süreyşen'in Niğde'ye diye bir deyim de vardır biliyorsunuz. Bu tarihi Niğde pazarının olduğu da bir alan. Burayı sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, buradan bir kez daha tüm hemşehrilerimiz adına ben Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Burada bir kentsel dönüşüm alanı, daha doğrusu koruma ve yenileme alanı ilan etti. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bu konuda gerçekten bize öncülük etti sağ olsun. TOKİ ile birlikte bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi bu bir kentsel dönüşüm değil, koruma ve yenileme projesi. Bu alandaki metruh binaların hepsini kamulaştırıyoruz. Kamulaştırdıktan sonra yaklaşık 110 hektar civarında büyüklüğünde bir alan. Kamulaştırdıktan sonra tarihi binaları, tescilli binaları koruyoruz.
Ve bu metruh yıktığımız binaların yerine de onlarla uyumlu, böyle iki katı geçmeyecek, gene Niğde mimarisinde evler, konutlar, iş alanları kazandırıp Niğde'nin tam göbeğinde böyle bir cazibe merkezi haline getireceğiz inşallah. İçerisinde butik oteller olacak, iş alanları olacak. Gene aynı zamanda bir şehir hayatının devam edeceği konutlar olacak. Böyle çok güzel, inşallah bittiği zaman böyle dünyada ses getirecek. Sadece Türkiye'de demiyorum. Sayın Bakanımız da buna çok önem gösteriyor, sağ olsun. Dünyada ses getirecek bir proje üstünde çalışıyoruz. Kısaca ne aşamada olduğunu da söyleyeyim isterseniz. Lütfen. Kamulaştırmamızın yaklaşık olarak %70'e yakını tamamlandı. Hemşehrilerimiz de sağ olsunlar bu konuya çok büyük destek oluyorlar. %30'luk kısım kaldı. Bunu da kısa süre içerisinde inşallah imzaları attırdıktan sonra hedefimiz bu sene yıkıma başlamak. Yakında ihalesini yapacağız. Belli konut kısmının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Ve kalan ticari kısımlarla birlikte de inşallah 2022'nin ilk aylarında da TOKİ ile birlikte ihale edeceğiz. Ve Niğde'ye, hatta ülkemize böyle güzel bir eser kazandıracağız. Bu arada dönüşüm demişken hemen altında bir eski sanayi dönüşümümüz var. Şimdi Niğde'yi biz gerçekten baştan aşağı dönüştürüyoruz. Hani vaktimiz yetmeyebilir böyle tamamen anlatmaya. Ama ben kısaca ondan da bahsedeyim. Böyle hemen kale bölgemizin altında da eski sanayimiz vardı. Kent merkezindeki konutlardan da bahsedeyim bu arada. Aynen. Hemen bu kalenin altında eski sanayideki konut şeyler, iş yerleri vardı. Orada Niğde Belediyesi olarak biz bir dönüşüm uyguluyoruz. Yeni sanayi dükkanları yaptık. Oradaki esnafımızla yeni yaptığımız sanayi sitemize böyle çok daha konforlu şekilde yaptığımız, çok daha ferah yaptığımız bir sanayi sitesine taşıyacağız inşallah. Orada da bir dönüşümle Niğde merkezini dönüştürüyoruz. Devamında yine şehrin tam meydanında bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Belediyenin önünde ve yeni valilik binasının yapılmasıyla eski valilik binamızı defterdarlığı kaldıracağız. Şehrin ortasına büyük bir yeşil alan yapacağız. Gene şehre rahat bir nefes aldıracağız hemşehrilerimize. Ve bunun devamında gene dönüşümümüz devam ediyor. Yeni TOKİ ile birlikte yaptığımız sosyal konutlar var dönüşüm için. Ama daha yeni bitirdiğimiz ve Efendi Bey Mahallemiz yaklaşık 4500 ila 5000 konut arasında bir dönüşüm tamamlandı. Burada da gene eski kalmış böyle deprem dayanıklılığı olmayan ve metro evlerimiz vardı. Yine böyle büyük bir mahalle bu dediğim mahalle. Yaklaşık olarak 5000 konut dönüştürüldü. Şu an burada da yaşam başladı. Biz bu mahallemizde, bu kentsel dönüşüm alanımızı da gün geçtikçe canlandırıyoruz. Oraya farklı kamu binalarını taşıyacağız. Yeni kamu binaları yapacağız. Orada da bir cazibe alanı oluşturuyoruz. Yani Niğde neredeyse şöyle söyleyeyim 2 yıl 3 yıl sonra bir hemşerimiz ziyaret ettiği zaman 2 yıl 3 yıl Niğde'yi görmemiş birisi tanıyamayacak inşallah. Böyle hem sağlık açısından, deprem açısından hem de görsel açıdan çok farklı bir Niğde olacak inşallah. Yeniden imar edileceğe benziyor. Aynen. Efendim şimdi eğitim alanına da değinelim. Biliyorsunuz pandemi sürecinde özellikle yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde öğrenciler bir hayli sıkıntı çektiler. Niğde'li öğrencilere ne gibi imkanlar sundunuz? Merak ediyoruz. Tabii ki Niğde dediğimiz gibi aslında bir öğrenci şehriydi. Tabii üniversitemiz kapalı kaldı. Bundan da biz son derece aslında üzüldük Niğde olarak. Allah'a şükürler olsun. Geçtiğimiz ay itibariyle ilk öğretim okulları bu ayda üniversitemiz yüz yüze eğitime başladı. Bizler belediye olarak gene tabii ki elimizi taşın altına orada koyduk. Hiçbir şekilde çekinmedik. Mesela en son yaklaşık Niğde şehir merkezinde 40 bin tane ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimiz vardı. Biz bunların hepsine bir sağlık kiti dağıttık. İçerisinde maskesi olan, dezenfektanı olan ya da bu pandemiyle alakalı ihtiyaç neye ihtiyaç duyuyorsa bir öğrencimiz hepsini ayırt etmeksizin yaklaşık 40 bin adet böyle bir sağlık kitini okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Daha öncesinde de gene maske dağıtımlarımız devam etmişti. Bu konuda da yüz yüze eğitimin devam etmesi için gene rektör hocamızla sürekli konuşuyoruz. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için ne gerekiyorsa biz belediye olarak ne yapabileceksek her zaman işin içerisinde olacağız ve yüz yüze eğitimi devam etmesi için elimizi taşın altına koyacağız. Evet. Efendim şimdi bir diğer mesele aslında Niğde'yi son günlerde ön plana çıkaran önemli bir başlık da biyolojik arıtma tesisi. Şimdi biliyorsunuz denizlerimiz, nehirlerimiz, tatlı sularımız kirleniyor. Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı böyle bir dönemde modern bir inşa çalışması devam ediyor. Hem bölge için hem Türkiye için önemli bir efendim yatırım. Neler söylersiniz? Ne durumdayız? Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu da aslında bizim çok önem verdiğimiz bir konuydu. Şehrimizin aslında tam ortasında biraz önce dediğimiz gibi bir 30 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü üniversitemizin hemen kenarında Akkaya Barajımız var. Niğde ilimizin ve Bor ilçemizin hemen ortasında, ikisi zaten birbirine çok yakın. Buraya bizim atık sularımız maalesef bu baraja geliyordu. Daha önceki arıtmamız çoğu zaman yetersiz kalıyordu ve orada ister istemez böyle istenmeyen görüntüler, kötü kokular oluşabiliyordu. Aynı zamanda bu Akkaya Barajı bir de kuş cenneti diyebiliriz. 200'den fazla kuş çeşidine de ev sahipliği yapıyor.
gerçekten doğa adına da yapmamız gerekiyordu aslında bu dönüşümü. Biz oraya çok büyük bir yatırım yaptık. Niğde Belediyesi'nin tarihindeki en büyük yatırım. Hatta Niğde'de belki devlet hastanesini böyle otoyolları falan saymazsak da Niğde tarihindeki en büyük kamu yatırımı diyebiliriz. 180 milyon liraya belediyemiz İller Bankası aracılığıyla arıtma tesisi, ileri derecede biyolojik arıtma tesisimiz yapıldı. Allah şükürler olsun geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Şu an atık suları almaya başladık. İnşallah orada bakteri üretimi de son noktaya gelmek üzere. İnşallah böyle atık sularımızı içme suyu kalitesinde bu barajımıza bırakacağız. Aynı zamanda bu baraj da Boru ilçemizde sulamada kullanılan bir baraj. Yani aslında bu yaptığımız çok hayırlı bir iş. Ve bu arıtmamızın şöyle bir özelliği de var. Geçtiğimiz günlerde güneş enerjisi sistemini de tamamladık. Kendi enerjisini kendi üretecek. Böyle de örnek bir proje aslında. Hem böyle büyük bir yatırım yapmışken bu arıtmaların en büyük maliyeti enerji maliyeti. Böyle ayda bayağı belediyeler yük olabilecek derecede bir enerji harcaması gerekiyordu. Biz bunu da düşündük. Kendi kendine ayakta kalabilsin istedik bu arıtma. Ve yanına yaklaşık 2.7 megawattlık bir güneş enerjisi tesisi kurduk dönüşümden. Elektrik üretecek ve kendi elektriğini kendi üreten ve atık suyunu da içme suyu kalitesinde barajımıza aktaracak olan bir arıtma tesisini geçtiğimiz haftalar itibariyle tamamlamış olduk. Buradan tekrar şehrimize, Niğde'mize hayırlı olsun diyoruz. Çok güzel bir işe imza atmış olduk. Özellikle biyolojik arıtma tesisi çok çok önemli son dönemde. Tüm belediyelere örnek olmasını dileyelim. Başta Megakent İstanbul'a. Efendim, eklemek istediğiniz neler vardır? Hem buradan belki hemşehrilerinize seslenmek istersiniz. Belki vermek istediğiniz müjdeler vardır. Onları da alalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten öncelikle ben tekrar bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz 3 gündür de İstanbul'dayız. Bizim İstanbul'da da hemşehrilerimiz var. Yaklaşık 100 bin Niğdeli İstanbul'da yaşıyor. Bu tespit edilebilen. Onlarla birlikteydik 3 gün boyunca. Federasyonumuz var burada. Federasyonumuzun çatısı altında 30 tane derneğimiz var. Biz onlarla da sürekli bir araya gelmeye çalışıyoruz fırsat buldukça. Buradan hem onlara hem de Niğde'deki hemşehrilerimize ben gene selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şöyle diyeyim, Niğde olarak gerçekten büyük bir dönüşümün içerisine girdik. Aslında burada bahsettiklerimiz, yaptıklarımızın çok azı. Üst geçitler yapıyoruz, alt geçitler yapıyoruz. Kültürel, sosyal projeler devam ediyor. İşte geçtiğimiz günlerde bir köy garajı açtık. Köylü milletin efendisidir dedik. Ve köylümüze, şehirlimize yakışan neredeyse bir şehirler arası terimlerden çok daha iyi bir köy garajı yaptık. Ve altyapı yatırımımız devam ediyor. Yağmur sularına başlıyoruz şimdi. Dünya Bankası'ya bir 20 milyonluk bir kaynak bulduk. 20 milyon euroluk bir kaynak bulduk. Bununla yağmur sularımızı inşallah tamamlayacağız ki arıtmamız da daha sağlıklı çalışsın. Yani bir taraftan şu müjdeyi vereyim. Aslında bu çok önemli bir müjde. Buna bazen belediye olduğumuz için belki çok değinmiyoruz ama burada buna değinmekte fayda var. Niğde'de şu an biz Niğde'nin 3. organize sanayi bölgesini, Niğde merkezinde 2. organize sanayi bölgesini kurduk. 500 hektar alan üzerine Niğde Kayseri arasında böyle demir yolunun hemen kenarında, Niğde Ankara otoyolunun kenarında bir organize sanayi bölgesi kurduk. Bu üçüncüsü. Bunu neden ihtiyaç oldu? Buna değinmek lazım. Son günlerde böyle hep konuştuğumuz şey aslında işsizlik ya da istihdam konuşuluyor. Allah'a şükürler olsun artık yani yakın bir zamanda başta Niğde olmak üzere ülkemizde böyle işsizlikli, istihdam sıkıntılarıydı konuşulmayacak. Ben Niğde'den, Niğde özelinden bahsedeyim size. Şu an Niğde'de devam eden Bor Organize Sanayi Bölgemizde, Niğde Organize Sanayi Bölgemizde ve bizim yeni kurduğumuz OSB dışında bir de Tarım İhtisas OSB'si kuruldu ki Türkiye'nin üçüncüsü olacak. Bu kuruldu. Şu an altyapı çalışması devam ediyor. Niğde'de şu an 108 adet fabrikanın inşaatı devam ediyor. Bunun 50 küsür tanesinin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 35-40 tanesi de yeni ruhsat aldı. İnşaata başlayacaklar. Yani Niğde'de 108 adet fabrika inşaatı şu an devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl en geç belki 1,5 yıl içerisinde minimum 6000 kişi ilk aşamada istihdam açılacak. Devamı da çok daha bu sayı artarak devam edecek. Gerçekten tabii ki ülkemize çok büyük bir ilgi var. Niğde'ye çok büyük bir ilgi var. Aynı zamanda 6. teşvik bölgesindeyiz organize sanayi bölgeleri olarak. O yüzden de bu ilgi ve alaka sürekli devam ediyor. Bu müjdeyi verelim yani. 108 tane fabrika. Öyle bir tane, iki tane değil. 108 tane fabrika şu an inşaatı devam ediyor. Kimi de başlangıç aşamasında. Bunların hepsi kesinleşmiş. Kimi ruhsatını almış, kimi de inşaat halinde. Bunun üstüne basarak söylemekte fayda var. İnşallah Niğde artık işsizlik konuşmayacak, dışarıdan göç almaya başlayacak yakın bir zamanda. Tabii bundaki en büyük etkilerden bir tanesi Niğde Ankara Otoyolu. Buna da değinmekte fayda var. Çünkü artık neredeyse biz buna Niğde Ankara Otoyolu demiyoruz. Avrupa'yı ve Orta Doğu'ya bağlayan işte Edirne'den Urfa'ya kadar giden bir yolumuz var ve bu Niğde'nin merkezinden geçiyor şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aylarda açılışını yapmıştı. Buradan bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda şu çağrıda da bulunalım. Artık İstanbul'dan ya da Ankara'dan 2 saatte çok rahat, İstanbul'dan 4,5-5 saatte en fazla Niğde'ye ulaşabiliyorsunuz. Ve biz de Niğde'de
böyle misafir etmekten herkesi çok memnuniyet ve mutluluk duyarız. Böylesine de bir avantajlı konuma geldi. Bu tabii ki hemen sanayiye de yansıdı. İleride bu dediğimiz dönüşümlerden sonra turizme de yansıyacak. Niğde'nin turizmine de ayrı şekilde çalışıyoruz. Aslında bu bile akşama kadar konuşulacak bir konu. Böyle işin uzmanlarıyla çalışıyoruz. Niğde bir dönüşüm içerisinde. Ama bu dönüşümü de biz gene kendi kafamıza göre de yapmıyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Buradan gene bir teşekkür daha edelim. Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı'na. Biz Çekül Vakfı'yla Niğde çalıştayları düzenledik. Daha sonra onları Niğde'de misafir ettik. Ve Niğde'nin özellikle turizm anlamında ve kültürel yapılar anlamında geleceğini işin uzmanlarıyla Bursa'da, Antep'te, işte Mardin'de, Urfa'da bu dönüşüm yapmış olan uzmanlarla karar verdik. Ve yol haritamızı onlarla birlikte çizdik. Ve bu yol haritasında da devam ediyoruz. Gene yakın bir zamanda işte kent müzemizi kuracağız. Yine Kültür Bakanlığı'ndan 5 milyon kadar bir destek aldık. Yöresel restoranlar kuruyoruz. Tarihi konaklarımızın bir tanesini kamulaştırdık, restore ettik, bir tanesini devraldık. Hem yöresel restoranımız olacak, hem kadın kooperatifi kuracağız. Aslında çok projemiz var. Vallahi burada anlatsak akşama kadar anlatılır. Niğde'nin adını sık sık duyacağı benziyor. Bundan sonra aynen öyle böyle sık sık duyuracağız. Böyle bir marka şehir projemiz var. Sayın Valimizle birlikte yürütüyoruz. Değerli milletvekillerimiz Ankara'da, bizler yerelde, işte valimizle birlikte gerçekten bundan sonra Niğde'yi önce tabii ki Türkiye, sonrasında dünyaya açacağız. Çünkü elimizde çok güzel değerlerimiz var ama bunları tanıtamamışız. Dünyanın birçok noktasına gidiyoruz. Emin olun bizde olanın belki onda biriyle, yüzde biriyle öyle bir reklam yapmışlar ki işte dünyadan turistleri topluyorlar. Ama inşallah biz bu kaybettiğimiz zaman hızlı bir şekilde kazanacağız. Önce 2023'te işte inşallah sonrasında da böyle çok farklı bir Niğde olacak inşallah diyelim. Peki inşallah. Sizlerin de eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli yorumlarınız, katkılarınız için çok çok teşekkürler. Sağolunuz.